Yaz fırsatlarla dolu. Dışarıda güneşlenmek gibi. Ama iyi bir şaka yapmak için güzel bir zamandır. Ah, bir şezlong tarafından takip ediliyorum. Denizde buluşmak oldukça romantik değil mi? Selim bir yabancı ile biraz flört ediyor. Hava çok güzel. Ne kadar zamandır burada tatil yapıyorsunuz? Damla'nın şakaları olmasaydı bir dakikalık flört daha ileri gidebilirdi. Ne kötü. Bir şişeyle gizlice yaklaşayım ve Ozan'a büyük bir şok vereyim. O da neydi? Gaz mı çıkardın sen? Bak, balık bile ölmüş. Olamaz. Selin gidiyor. Damla, buna pişman olacaksın. Soyunma odası bir plaj şakası için mükemmel bir yerdir. Neyse ki Ozan'ın hiçbir şeyden şüphesi yok. Elbiseleri böyle asmak kötü bir fikir. Şimdi Ozan moda haftası zamanı. Bir de böyle giyinsin bakalım. Keşke yüzünü görebilseydim. İşte moda ikonumuz geliyor. Çok ilginç bir giysi ve aksesuar kombinasyonu. Ama model pistten çıkmak için acele ediyor. Ve bir an önce kendi giysilerini bulmak istiyor. İşte oradalar. Şimdi kıyafetlerinin peşinden koşması gerekiyor. Kaybolma numarası için ihtiyacımız olan tek şey bir frisbee ve olta. Oltayı frisbee'ye bağlayalım. Ve avımızı bekleyelim. İşte orada. Dikkatli ve yetenekli olmalıyız. Oltayı bikini üstüne bağlayalım. Selin'i oyun oynamaya davet edelim. Frisbee zamanı. İpi tam zamanında çözmek önemli. Ve frisbee mayo üstüyle uçup gidiyor. Neler oluyor? Sürpriz. Neyse ki Damla havlusuyla hemen yardımına koştu. Dikkat et Ozan. İntikamım acı olacak. Gel buraya küçük komedyen. Bak sen. Güneşleniyor. Bir de bebek gibi uyuyor. Şaka için mükemmel durum. Kızlar şeytani planlarını uygulamaya başlıyor. Önce Selin'i kuma gömüyorlar. Beline kadar. Şimdi tek yapmaları gereken onu bir deniz kızı gibi göstermek. Biraz su kullanarak. Kahramanı uyandıralım. Çok insancıl değil ama etkili. Ozan uyandıktan sonra ilk gördüğü şey... Kumda bir deniz kızı. Halüsinasyon olabilir mi? Ah, susuz nefes alamıyor. Zavallı kızı kurtarmalıyım. Şimdi seni denize atacağım. Eyvah! Ozan deniz kızının kuyruğunu kopardı. Yine bir şakaya kandı. Al sana. Frisbee için intikamım. Şimdi kovalamacaya geri dönüyoruz. Kızların sahilde kestirmesi kötü bir fikir. Çünkü Ozan ödeşmek istiyor. Oyuncak yılan ve misina. Kulağa kötü bir kombinasyon gibi geliyor. Ozan oltayı yerleştiriyor. Böylece sahte yılan kızların üzerinde sürünecek. Aa! Üstümde sürünen de ne? Korkunç! Biri yardım etsin. Ya zehirliyse? Küçük bir lastik yılan yüzünden çok fazla bağırıyorsun. Ozan başım belada. Kızlar sahilde yürüyor. Selim ve Damla herhangi bir şeyden şüphelenmiyorlar. Ama onları yeni bir şaka bekliyor. Bu sefer ne yapacak? Evet, önce uyuyormuş gibi davranıp sonra birden ayağa kalkarak arkadaşlarını korkuttu. Şaka işe yaradı. Bir badminton oyunu yaşadığınız her şeyden dikkatinizi dağıtmanıza yardımcı olabilir. Aa, ne haber eski dostum? Görünüşe göre bu sefer iyi niyetle geliyor. Oyun oynamak ister misin? Pekala, neden olmasın? Al bakalım sana yeni bir şaka. Damla topun içine içinde toz boya olan başka bir top koyuyor. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Ne renkli bir mücadele. Tam anlamıyla. Kızlar için bu şaka yeterli değilmiş gibi görünüyor. Ozan güneşlenirken... Kızlar şapkasına kum döküyor. Şimdi gidelim.
Aa, şapkam olmadan mı uyumuşum? Güneş çarpmaması için şapka takmam gerekiyor. Evet, güneş çarpması yerine biraz kum duşu almış oldu. Kimin yaptığını tahmin etmek hiç zor değil. Tamam, şimdi sıra bende. En iyisi kızlara biraz dondurma alayım. Sadece biraz ekleme yapılması gerekiyor. Üstüne biraz tıraş köpüğü ekleyeyim. Gerçek dondurma kadar güzel olacak. Hadi bakalım, ziyafet zamanı. Ah, bu bizim için mi? Hiç beklemiyordum. Çok naziksin. Iyy! Evet, ilk ısırıktan anlaşılıyor. Geleneği bozmayalım. Koş! Denizde yüzdükten sonra duş alıp saçınızı yıkamak güzeldir. Elbette Ozan'ın arkasından hemen başka bir şaka yaşanıyor. Kızlar gizlice Ozan'ın kafasına şampuan sıkıyorlar. Köpük partisi mi var burada? Ozan olanlara anlam veremiyor. Bütün bu köpük nereden geliyor? Sonunda ne olduğunu anladı. Kaç! Kızlar durdurulamıyorlar. Şimdi inanılmaz bir şeyin peşindeler. Gerçek bir kız gibi görünmesi için bir mankeni giydiriyorlar. Çok gerçekçi görünüyor. Ozan kesinlikle bu kızı bile görmezden gelmeyecek. Bakın, şimdiden yanına gitti bile. Bir konuşma başlatıyor. Ve karşısında sessizlik. Biraz rahatsız edici. Ve güzel kızın elini tutmaya çalışınca işler sarpa sarıyor. Ozan travma geçiriyor. Yine de bir intikam şakası yapacak gücü var. Kızlar bakmazken Ozan güneş kremi şişesini değiştiriyor. Ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Öğrenelim. Ürünü cilde uygulama zamanı. Aa, anladım. Güneşsiz bronzlaştırıcı. Kızlar böyle görünmek istemiyorlar. Bu ne biçim bronzluk? İntikamımızı alacağız. Bakalım Ozan'ın başına neler gelecek. Selin deniz maskesinin iç tarafına parlak bir ruj sürüyor. Zavallı Ozan hiçbir şey fark etmiyor. Takıyor ve suya giriyor. Bakalım ne olacak? Aa, ne güzel bir yüz sanatı. Ama Ozan'ın hiçbir fikri yok. Şimdilik. Bu şakacılara uygun bir ders vermenin zamanı. Ozan iki poşet alıyor ve onları deniz suyuyla dolduruyor. Kızlara çöp poşeti hediye ediyor. Yani deniz anası. Çünkü ona çok benziyor. Uyy! İğrenç! Bu ne böyle? Bu kızlar sahilde bile nasıl göründüklerini önemsiyorlar. Bu tür bir makyajla yüzlerimizi mahvetmek utanç verici olur. Dalışı yeniden planlamamız gerekecek. Ama maalesef bu onlara bağlı değil. Ozan zaman kaybetmez. Kızlar yüzlerine su gelmeden yüzmeye çalışıyorlar. Tazelenme zamanı kızlar. Ah, Ozan. Gel buraya. Ancak daha kötü durumlar vardır. Bir iskeleden denize atlamaya karar vermek gibi. Çok korkutucu. Sence çok derin midir? Ozan yardım etmeye karar veriyor. Ama kimse ondan yardım istemedi ki. Güle güle kızlar. Su nasıl? Ozan, kaç, kurtar kendini. Yaz şakalarımızı sevdiniz mi? Öyleyse plajda arkadaşlarınızla bu şakalardan hangisini yapacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni şakaları kaçırmazsınız.